Merhaba sevgili izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz spor ve fitness eğitmeni Mahmut Bulut. Bu dönemde en önemli konulardan biri olan sporun sağlığımıza etkileri ve neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Dilerseniz hemen sorularımıza geçelim. Sağlıklı olmada sporun etkisi nedir? Sağlıklı olmada sporun etkisi şu şekilde, vücudumuzun bir aerobik bir anaerobik sistemi var ve bu sistem içerisinde bu sisteme dayalı egzersizlerde vücudun pozitif anlamda gereksinimleri var. Hani nasıl biz kendimiz bir yemeğe ihtiyaç duyuyorsak, beslenmeye ihtiyaç duyuyorsak da beslenme anlamında spor olarak sağlıklı bir şekilde ona da beslenme gibi bir isteğimiz var. Ve bunu bizim farkında olduğumuz zaman ve bunu profesyonel bir şekilde ya da normal bir şekilde başladığımız zaman sedanter yani hareket etmeyen bireylere göre hareket eden kişilerin daha sağlıklı olduğu artık dünyaca bilinmekte bir konu. Peki hocam, spor yapmak ile hareket etmek arasında nasıl bir fark var? Şimdi şu şekilde, beyinde bizim bazı reseptörlerimiz var. Hani bir spor yapmak, kendini şartlamak. Yani bir düzen içerisine girmek, düzen içerisinde hareket etmek. Tabii ki her insan harekete duyarlı. Yani biz bir canlıyız. Nasıl deniz canlıları yüzmeye duyarlı, insanlar da işte hareket, yürüme, koşma gibi ihtiyaçları olacak. Bunları karşılayabilmesi için ve gündelik hayatlarında işlerini daha rahat yapabilmeleri için spor yapmaları gerekmekte. Yani günlük yaşamımızda normal hareket etmenin yanında bilinçli bir şekilde beyine bu komutu göndererek egzersiz yapmamız gerekiyor. Evde spor yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Artık hareket etmek istiyoruz. Bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Evde spor yapmak ya da herhangi bir yerde spor yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ya da spora başlarken nelere dikkat etmeliyiz konusunu inceleyecek olursak, herkesin bir vücut yapısı, bir fiziksel özelliği, bir metabolik durumu, bir yaşı var. Herkes kendi yaşına uygun, metabolizmasına uygun, fiziksel özelliğine uygun bir sporu seçerken biz buradaki bir maksimal kelimesi kullanacağım. Burada %30 maksimalle başlıyoruz. Yani videoda gördüğümüz hareketler kişi 15-20 tekrar yapıp, örnek veriyorum, evde bir up crunch yapabilir ya da bir squat serbest anlamda yapabilir gibi egzersizler bütünü var. Videolarda izliyoruz. Bunları yaparken sadece dikkat etmemiz gereken konu, biz onlara başlarken tekrar sayıları, yani 6 tekrardan başlayalım ve bunu zamanla, gün geçtikçe, vücut metabolize oldukça 7, 8, 9 gibi tekrarlarla bunu arttırabiliriz. Tabii ki evde hanımlar özellikle perde takmak da bir spor, yerleri süpürmek de bir spor, işte erkek bireyin bir arabayı yıkaması da bir spor, evin merdivenlerinde çıkmak bizim için bir egzersiz, bir spor demektir. Peki hocam, şunu merak ediyorum ben, artık sosyal medya tamamen hayatımızda, evet. Ve çok fazla işte egzersiz videoları var ama genel olarak duyduğumuz cümleler şu oluyor: dün bir video izledim, bir hareket yaptım ama sonrasında işte şuram ağrıdı. Evet. Peki temel spor bilgisi olmayan kişiler sadece videodan izleyerekten ne kadar başarılı olabilirler? Şimdi şu şekilde, o videoların açıklayıcı olması lazım. Hani az önce dedim, %30 faktörü dedim. Kişi eğer %30 kapasiteyle başlamaz, %60, %70 gibi bir kapasitelerle egzersize başladığı zaman istemsiz kas kasılması dediğimiz fasikülasyon, şiddetli ağrılar, yani vücudun tölere edemeyeceği ağrılar meydana gelir. Çünkü bizim kaslarımız yırtılarak oluşuyor, büyüyor. Bir anda bir hevesle başlıyoruz, egzersizler yapıyoruz, işte fitness'a başladık, zumba'ya başladık diyoruz ve bir anda yoruluyoruz, bırakıyoruz ya da kendimizce bahaneler üretiyoruz. Bu spor ve egzersizleri başlayıp bırakmanın vücudumuzda ne gibi zararlar oluyor? Şimdi burada endokrin sistemine binen yük miktarı var. Yani bizim bir hormonal dengemiz var, bunu da kontrol eden bir endokrin sistemi var. Biz spora başladığımız zaman ister istemez vücuda bir yük biniyor. Çünkü biz bunu ne yapıyoruz? Hani biz profesyonel anlamda insanları yönlendiriyoruz. Çok fazla ağrı ya da kasılma, yani bunu vücudun tölere edemeyeceği miktarda bunları yaşamadan adapte ediyoruz. Ama kişiler ne yapıyor? Bir yandan hızlı bir şekilde giriyor. Hızlı bir şekilde girdiği için o ağrı
vücudu tolere edemiyor. Bu sefer de bizim başlangıçtaki artı grafiğimiz, yani spor grafiğimiz yukarıya doğru, yani artı istikamete doğru giderken yanlış spordan dolayı eksiye doğru gittiği için bir spor bırakıyoruz. Evet. Çünkü vücut tolere edemiyor. Bir sonraki antrenman ya ağrım var diyor, erteliyor gibi bu sebeplerle, ya da bir daha sonraki aşamalarda gelişimim durdu. İşte ben bu artık vücudumla uyumlu hale geldi. Tabii ki vücutla spor uyumlu hale gelecek ama biz bunu ne yapıyoruz? Her 1-1,5 ayda kişinin antrenman programını yüklenmesini, değiştirmesini öneriyoruz. Değiştirdiği zaman beyin merkezi bunu her değişiklikte bu değişimin vücuda gerektiği yansımalarını yansıtıyor. Spor yapan birçok kişi ek takviye almaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka spor yapan kişiler ek takviye almalı mıdır? Ve nelere dikkat edilmelidir? Evet, burada şimdi dünyada büyümesi hızla devam eden bir sektöre değindik. Sporcu gıdaları, ek gıdalar, ek takviye kullanımı, bunlar artık çift haneli büyümelerle giden bir durum. Biz egzersiz yapan bireyler, bir gıda tabii spora başladığımız zaman bizim vücudumuz haliyle biraz daha bayanlar sıkılaşacak, erkeklerin biraz kas kitlesi artacak. Burada metabolizma hızlanacak, artık biraz daha fazla vücut besin öncesine göre biraz daha istemeye başlayacak. Burada gıda takviyesi kullanırken merdiven altı değil, tamamen yasaklı madde testinden geçmiş, bütün hipoalerjik testlerden geçmiş, insan sağlığına uygun, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, işte gıda kodeksi dediğimiz FDA onaylı gıdaları doktorumuza danışarak kullanmamız gerekiyor. Evet, evde neler yapabiliriz? Her evde mutlaka bir mat vardır. Mat'te Batuhan Hocam şu şekilde uzanalım. Önce en serbest bölge dediğimiz karın, yani oblik bölgemizi çalışmasını yapacağız. Bunda neler yapabiliriz? Onu biraz konuşacağız. Ben anlatacağım. Batuhan Hocam da uygulama olarak bunu yapacak. Öncelikle olarak bir postürümüz var. Yattığımız zaman bir elimizi belimizin altına koyuyoruz. Bir elimizi ensemizin altına koyuyoruz. Bu şekilde koyduk. Burada bir ayağımızı düz uzatıyoruz. Bir ayağımız kırık. Bunu kırdık biraz. Bunu kırmamızdaki sebep diz kapağını sıktığımız zaman bele giden sinirleri önlemiş oluyoruz. Yani o sinirler daha hassas. Bel bölgemizdeki, omurgadaki sinirler daha hassas. Egzersiz yaparken ilk hedef sağlığımızı koruyarak egzersiz yapabilmek. Buradaki egzersizdeki sağlık konusu omurga egzersizi. Bunu ne yapacağız? Güçlendireceğiz. Önce biz alt karın için bir egzersiz yapacağız. Evet. El hizama kadar sadece bacağını kaldıracak. Bunu yaparken karın bölgemiz sert, sıkılı. Nefes geçişlerinde karnımızı sıkarak nefes alıp vermeyi yapabilmemiz gerekiyor. Başlayalım hocam. Evet. El hizama kadar yapıyoruz. Yavaş bir şekilde. Bu birinci hareketimiz olacak. Şimdi diğer ayağımızı uzatıyoruz. Onu yaparken bu ayağımızı kırıyoruz. İkinci hareketimize başlıyoruz. Nedir? Burada bizim karın bölgemizdeki, oblik bölgemizdeki kaslarımız ne yapıyor? Çalışmış oluyor. Evet. Birinci hareketimiz bu şekilde. Yani basit, uygulanabilir. Sağ ve sol bacağımızı postür bu şekilde sadece ne yapıyoruz? Uygulamaya geçmiş oluyoruz. Evet. Şimdi ayaklarımızı uzatalım. Ellerimizi serbeste çıkarıyoruz. Şimdi ikinci hareketimize geleceğiz. Yine böyle uzandık. Ne yapıyoruz? Yine diz kapaklarımızı şu şekilde dizlerimizi kırarak, evet, öbür ayağımızı da kırıyoruz. Ayaklarımız hafif açık. Ellerimiz geride gergin. Burada yine karın bölgemizde bir sıkılaştırma hareketi yapacağız. Burada bacak arasına sadece uzanma, kalkma değil. Evet, başlayalım. Bu hareket. Yavaş gösterin. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Burada bizim karın kaslarımız ne oluyor? Çalışmış oluyor. Evet. Şimdi yan yatalım hocam. Bu ikinci hareketimizde. Şimdi bir de yanlar için. Yan dediğimiz, evet, kolları uzatıyorsun. Düz yatıyorsun. Şu şekilde. Yine ne yaptık? Dizin bir tanesini kırıyoruz.
uzatalım. Ellerimizi şu şekilde koyalım. Bu elimiz geride. Şu şekilde bu hizada biz bu oblik bölgemizi ne yapacağız? Çalıştıracağız. Evet. Elimizle ayağımız aynı hizada, yavaşça kaldırıyoruz. Bu. İndirdik. Bu. İndirdik. Bu şekilde hareketimizi icra ediyoruz. Bunu sol ve sağ taraf olmak üzere yaparak buradaki kaslarımızı güçlendirmiş oluyoruz. Evet. Ayağa kalkalım hocam. Şimdi ne yaptık? Biz karın bölgemizi çalıştık. Ne yaptık? Obliklerimizi çalıştık. Tabii üst karın, alt karın olmak üzere. Şimdi bir de bacak kaslarımızı çalıştıracağız. Genelde bayanların meşhur, işte erkeklerin de yapması gereken bir egzersiz. Nedir? Serbest squat dediğimiz bir egzersiz. Bunu yaparken nelere dikkat edeceğiz onu göstereceğim. Önce postür. Yan duralım hocam kameraya doğru. Evet. Dik durduk. Vücut postürü bu şekilde olacak. Evet. Harekete icra edelim. Ne yaptık? Uzadık. Kalktık. Buradaki dikkat edeceğimiz konu, oturmaya başla hocam. Burada kalacak. Buradan sonra oturmaya devam et hocam. Devam ettikten sonra burada kıvrılma olduğu zaman, yani şu bölge kıvrıldığı zaman orada hareketi sonlandırıyoruz. Evet, kalkalım. Dönelim. İcra edelim. Karşıya bakıyoruz. Evet, bu şekilde hareketimizi icra ediyoruz. Diğer kıstas, ön panelde de şuna dikkat ediyoruz. Diz kapağımız parmak uçlarımızı geçmiyor. Yani ben oturdum. Hocamın şu an gösterdiği hareket doğru. Ama ben bu şekilde yaparsam bu benim diz kapaklarıma ne yapar? Eklemlerime zarar verir. Bunu da gösterdik. Nedir? Şu an serbest squat yaptık. Alt karın, üst karın ve oblik bölgelerimizi çalıştırdık. Bununla birlikte herkes yaşına göre bir egzersiz yapabilir. Şu an genel kombine bir egzersiz göstereceğim. Plank hareketi dediğimiz bir hareket. Yatalım hocam. Gücü yetenler vücudu statik konumda bu şekilde 10 saniye yapıp dizimizi koyalım yere. Evet. Yapamayanlar dizini koyarak bu şekilde yapacaklar. Yapabilenler dizleri kaldırıyor. Bu şekilde boyun düz, vücut ekseni doğru bir şekilde, doğru bir formda hareketimizi icra edeceğiz. Yeterli hocam. Bundan sonra siz oturuyorsunuz. Genel vücutla kombine edilmiş bir hareket nedir? Şınav hareketi. Dizlerimiz yerde bir şekilde de yapabiliriz. Gücü yetenler, yaşı, fiziksel durumu el verenler bunu diğer göstereceğim şekilde yapabilecekler. Evet, şınav vaziyeti alalım hocam. Burada nedir? Şınav vaziyetinde biz şınavı gösterebiliyoruz. Yapalım, çekelim. Şimdi dizimizi koyalım. Gücü yetmeyenler bunu bu şekilde. Evet, yaşlılarımız nasıl yapabilir? Burada da yaşlılarımız aynı şekilde duvara ellerini koyarak bu hareketi icra edebilirler. Bu da vücut için gayet kaslarımızı geliştirici, çalıştırıcı bir egzersiz yöntemi. Peki hocam, bu tarz hareketleri yapmadan önce de evde ısınma hareketleri neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili de bir bilgi alalım sizden. Tabii ki ısınma egzersizleri vücut için gerekli ve önemli. Biz salonda bile sanki evdeymiş gibi bazı ısınma egzersizleri yaparız. Bunu yaptıktan sonra da hareketlerimize o şekilde başlarız. Nedir? Nefesten başlayalım önce. Baştaki ısınma egzersizi, iki elimizi oblik bölgemize koyduk. Buraya koyduk. Şu şekilde karın kaslarımıza onu da koyalım. Dik duruyoruz. Nefes egzersizi. Alıyoruz. Nefes boşaltıyoruz. Nedir? Diyafram kasını önce bir aktif ediyoruz. Bunu 2 çarpı 8, 4 bunu zamanla arttırır şekilde devam ediyoruz. Ben bunu biraz ısınmaya ağırlıkla göstereyim. Genelde herkesin evinde 1 kiloluk, 2 kiloluk dumbbell'lar oluyor ya da ona benzer yakın ağırlıkta bir, yani hafif ağırlıklar evlerde mevcut. En fazla nedir? Bir pet şişeyle bile nedir ısınma yapabilir. 1 kiloları alalım. Omuz bölgemizi ısıtırken evet şu şekilde yavaş yavaş nedir çalışacağımız bölgeyi, şu an omuz bölgesini çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Isıtmış oluyoruz.
Evet. Tekrar ne yaptık? Omuzlarımızın yan kısmını, şimdi ön kısmını ısıtacağız. Burada şu şekilde. Bunu boş elimizle de yapabiliriz. Yani bu açı, işte bu açılar bizim çalışacağımız bölgeleri ısıtır. Şimdi sırt bölgesinde bir ısınma göstereceğim. Ya şu şekilde eğildik. Ellerimizi uzatıyoruz ve elimizde bir şey varmış gibi ne yapıyoruz? Sırtımıza ağırlığı çekiyoruz. Ağırlık varmış gibi hissetmeye çalışıyoruz. Evet, sırtı çalıştık. Yine göğüs bölgesinde çalışırken de nedir? Duvara yaslanarak, yani biz hocamızın sırtını duvar gibi görelim. Maşallah duvar gibi. Burada nedir? Şu şekilde esnemelerle ısınmamızı yapıyoruz. Ağırlıklı ya da ağırlıksız bir şekilde bunları yaparaktan vücudu ısıtabiliriz. TV Anamur izleyicileri, Mahmut hocamız bizi kendi salonunda misafir etti. Çok da güzel bir ortam vardı. Gerçekten insan spora başlamak için heyecanlanıyor. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sosyal medyadan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dileriz.